Kim? Sen. Paramount Everest. Dağcılık. Wow, Tibet. My glaciers and streams provide the water you drink. My forests, your wood, your clean air. From up here, I see how you come to treat this world. You used to recharge your body and soul in the calm of my forests. Bizim zam çekecek gibi hissediyorum. Oo. Cennet, cennet. Çok özledim yükseklerde olmayı ya. Şu görüntüler ne kadar güzel ya. Vallahi canın sıkıldı. Aç bak bunu izle bu adam dinle. Şu an dinlemiyorum da. You once climbed my peaks seeking enlightenment. Now you take what you want and contemplate only your own gain. Open your eyes while there's still time. Because there's one more thing I see clearly. The cliff you're on and the rocks below. Bence de. Tamamıyla katılıyorum. Güzel miydi? Evet. Ya doğanın insana ihtiyacı yok. İnsan doğaya var. Bravo. Yani yoktur değil de daha az ihtiyacı vardır herhalde. Bu arada bunları ünler seslendiriyor. Mesela bu videoyu şimdi izleyeni Kevin Spacey mesela seslendiriyor. I am the rainforest. Tanımıyorum. I watched them grow up here. They've left, but they always come back. Kirliliği gösteriyor. Yes, they always come back. For my trees, their wood, my plants, their medicines. For my beauty, their escape. I've always been there for them. Al işte, and I have been more than generous. Yazık ya. Sometimes I gave it all to them. Now, gone forever. But humans, they're so smart. So smart. Bence such big brains and opposable thumbs. They know how to make things, amazing things. Now, why would they need an old forest like me anymore? Jungles? Trees? Well, they do breathe air, and I make air. Have they thought about that? So smart. They'll figure it out. Humans making air. That'll be fun to watch. Of. Çok etkileyici ya. Güzel değil mi? Evet. Şu an aşırı aşağılandım gerçekten doğa tarafından. Güzel bir farkındalık oldu. Bunu Julia Roberts seslendiriyor. Tanırım, evet. Biliyorum. O filmde konular üzerine... Some call me nature. Of, öyle ya. Bu da tanıdık biri mi? Others call me Mother Nature. I don't really need people, but people need me. Yes, your future depends on me. When I thrive, you thrive. When I falter, you falter. Ama iyi şeyler de yapıyor insanlar ya doğanın koruması için. Çok ciddi bir hassasiyet de bence sağlanmış oluyor ki bunlar da onun bir örneği yani. I have fed species greater than you and I have starved species greater than you. Bundan bahsediyorum işte. Siz niye altı demeyin My oceans. My soil. Çok güzel ya, biliyor musun bunu izlemek? My flowing streams, my forests. They all can take you. Or leave you. How you choose to live each day, whether you regard or disregard me, doesn't really matter to me. One way or the other. Your actions will determine your fate, not mine. I am nature. I will go on. I am prepared to evolve. Are you? Are you? Vay. Etkilendim. Bu izlediğin görüntüler Nature is Speaking isimli video serisine aitti. Julia Roberts, tanıyorsun.
Liam Neeson, ki tanımıyorsun. Harrison Ford ve Penelope Cruz gibi ünlü oyuncular bu seride doğadaki farklı yapıları seslendiriyorlar. Evet. Sence insanları uyarma amaçlı yapılan bu videolar kullandıkları kişiler ve verdikleri mesaj ile başarılı bir çalışma olmuş mu? Sen beğendin mi? Ben çok beğendim zaten, demin de söyledim. Hı-hı. Gayet güzel. Çok yerinde bir çalışma olmuş. Bence videolar falan iyi, etkili ama amacına ulaşamayacak. Çünkü artık o raddeyi çoktan geçtik. Çünkü tüket, tüket, tüket. Herkes daha fazlasını istiyor. Yani şey bence çok hoş. Yani doğanın perspektifinden almaları ve gerçekten hani söyledikleri çok doğru. Yani insanlık gerçekten gidince doğa gitmeyecek yani. Hani ne bileyim, dünyadaki tek hücreli yaşam insanlardan başlamadı yani. İnsanlar yok olacak belki. Milyarlarca yıl geçecek ama bu devam edecek yani. O yüzden bence içinde yaşadığımız doğaya gerçekten daha saygılı davranmamız gerektiğini düşünüyorum. Ya ben kendi üstümden özellikle, ben aşırı etkilendim. Hani hemen böyle işte aksiyon olsun falan geldi ama yani tek kişiyle olmayacak bir şey bu. Ya sonuçta yine hani kendimiz de yapsak en azından kendimiz rahat ederiz. Ben yapıyorum dersin. O güzel bir şey. Bir de ünlüleri yapması güzel olmuş tabii. Hani en azından tabii. Daha çok yani kimsenin ya çok izleneceğini zannetmiyorum ama. Ben beğendim. Bu kadar sert bir dille olması gerekiyor ki hani wake up call gibi olsun hani. Güzel. Uyanın. Evet. Dünyanın sonu geliyor. İnsanların nüfusu fazlalaştıkça özellikle evet. Son 100 yıldır doğa daha fazla tahrip edilmeye, doğal kaynaklar daha fazla tüketilmeye başlandı. Evet. Senin bu durum hakkındaki düşüncelerin neler? Bayağı tüketiyoruz, fazla fazla tüketiyoruz ve ben de tüketiyorum da ben mesela, de zarar veriyorum. Mesela çikolata şelalesi getirdi bilmem ne. Çikolata şelalesinin doğaya olan zararından bana bahseder misin lütfen? Fazla tüketiyoruz diyorsun. Abi çikolatayı tüketsem ne olur? Sürekli daha fazla duyumsuz yani, anladın mı? Bizler de dahiliz buna tabii ki de. Ama en azından biz bilinçli bir şekilde bunları dinleyip özümseyebiliyoruz. Birçok hassasiyet de artık oluşturulmaya çalışılıyor. Ama yani hani bu kadar güzel olduğunu bile bile, bu kadar ihtiyacımız olduğunu bile bile sırf yani ve doğanın en büyük tahribat sebebi ne? Bir kere onu bilmek lazım. O da hakikaten bazı insanların cebine daha fazla para doldurmak için olduğunu bilmek çok çok üzücü. Yani buna ihtiyacımız olmadan bunun olduğunu bilmek çok üzücü. Benim için çok üzücü bir şey yani. Mesela şey vardır, biz bu ağacı kestik ama 10 bin ağaç diktik derler çoğu kişi. Hani bu şey değil, herkesten bahsediyorum. Hani biz bunu yapıyoruz ama burada da hani yaptık zaten, merak etmeyin ama oradaki biyolojik yaşam da olacak. Mesela yine burada örnek vereceğim. Burada leyleklerin göç yeriydi abi. Adamlar önceden bundan bir 4 sene, 3 sene önce şeyde dururlardı. Ağaçların tepesinde mis gibi böyle dinlenirlerdi. Şimdi abi hepsi sokak lambalarının üstünde böyle duruyorlar. Çoğu da düşüyor, müşüyor, bir şey oluyor. Eziliyorlar abi. Bu konuda ne yani üzülebilirim. Ne diyebilirim ki hani biz bu dünyadan göçüp gideceğiz. Çocuklarımız onun çocukları kalacak. Hani onlara bizim bulduğumuzdan daha kötü bir dünya bırakıyoruz. Sence bu gidişatın sonunda ne olacak? Doğaya ne olacak? Bize ne olacak? Doğaya ne olacak? Bence gerçekten dünya hala yaşanılabilir bir yer olacak. 500 sene sonrasını düşünüyorum mesela. Yani ne bileyim artık yaşayacağız ama nasıl yaşayacağız? Hani çocuklarımız gerçekten dağa çıkıp Uludağ'da kayak yapabilecek mi? Ya da işte okyanuslarda yunuslar olabilecek mi? Ormanlarda yürüyüşe çıkabilecek miyiz falan bilmiyorum yani. Öyle bir dünyada yaşayacağız. Ben istemiyorum şahsen öyle bir dünyada yaşamayı. Şöyle. Olabilirim. Bize kötü şeyler olacak onu söyleyeyim. Doğru. Ama ondan sonrasını biz göremeyeceğiz ama onu yeniler abi kendini. Yani doğru, rahat doğru. Olsun herkes. Şöyle tabii ki doğaya hiçbir şey olmayacak. Doğaya bir süre bir şey olacak. Doğa kendini yenileyecek. Doğa tamamıyla bitecek. Her yer bina. Her yer beton. Her yer bina. Abi bizim ev mesela ben çok onunla hani şey diyorsunuz siz Göktürk işte inekler gelip gidiyordu falan filan. O dönemleri ben hatırlamıyorum ama bizim evin karşısı ormandı ve biz hani böyle ormanın kenarında bir tane evdi. Şimdi bizim yanımıza geldi. Arkamızdaki ev yapılıyor. Yeniden büyük bina olacak. Karşıdaki ormanın bütün ağaçları kestiler. Oraya site yapacaklarmış. Hani öyle bir tacize uğramış gibi hissediyorum ki kendimi şu anda. Yani doğayı katlediyoruz. Yani doğa şu an bunu bir yere kadar tolere ediyor. Ama bir yerden sonra tolere etmediği zaman kaos. İşte bu dünyanın sonu diye tanımladığımız şeyler bence gelecek, olabilir. 2012 miydi bir tane film vardı? Evet, dünyanın sonu geliyor. Mayalıları, takvimleri, bilmem ne falan. Hani
bunu görmüşler, baktık biz tüketiyoruz, daha da çok tüketeceklerdi diyor, sonra gelecek. İşte yani bunu durdurmak hani şu an mümkünatı olmayabilir çünkü geri dönülemeyecek hatalar yaptık yani. Ama hani bu prosesi yavaşlatmak hani en azından çocuğum çocuğu da yaşasın. Peki abi bu kadar konuştuk ama senin doğaya veya doğal yaşama yaptığın bir katkı var mı acaba? Ben dikkat ederek yeterince katkı sağlıyorum. Ağaç ekmiştik okulda. O zaman katkı sağlamıştım doğanın daha da fazla canlanması için. Günümüzde ben şehirde yaşayan birisi olarak doğa için ne yapabilirim bilmiyorum. En fazla yapabileceğim şey dikkat etmek olabilir yani. Benim çevre koruma belgem var. Ana sınıfında. Çok fazla su tüketmemeye çalışıyorum. Evet. Mesela bir şey duymuştum işte tohum çıksın diye işte meyve çekirdeklerini vesaireleri atın sokaklara falan diye. Bu mesela yapıyoruz babamla biz genelde. Şey işte ne bileyim internette falan böyle videolar görürsem like'larım. insanlar katkı yani. Evet işte insanlar hani bilsin, yayılsın bu düşünce falan diye. Elimden geldiği kadar işte doğaya zarar vermeyecek ürünler kullanmaya çalışıyorum. İşte ne bileyim alışveriş yaparken daha az poşet tüketmeye çalışıyorum çünkü işte plastik erimiyor doğada falan. Tema Vakfı'nda benim ağaçlarım var. Zaten evimiz bir botanik bahçe. Öyle mi? Tabii. Yani annem çok sever şeyi falan. Abi en küçük örnek. Gereksiz israf elektrikti, suydu. Bunlar yok. Mesela bütün beyaz eşyaların hepsi A++++++ neyse. Yani gerçekten onun parasını emin olun 2-3 senede çıkartıyorsun abi. Bir kereden çok çıkıyor ama ondan sonra şey, evimizdeki çöpler işte kağıt, organik, plastik ve diğerleri olarak sıralıyoruz. Kendi hayatımda günlük işte yaşantımda bazı dikkat ettiğim şeyler var. Atıyorum ozon tabakasına hani delinmesin diye deodorant değil de atıyorum. Kolda stick halinde kullanmak hani. Sprey kullanmıyorsun. Ya sprey değil, gaz değil de hani sonuçta ozon tabakasını delen madde onlar. Hani daha kendime zarar verecek şekilde. Son olarak izleyicilerimize ne söylemek istersin yaşadığımız bu dünyaya sahip çıkılması hakkında? Şöyle ki aslında izleyicilerimize de çok bir şey söylemek ya da söylesek de yapabilecekleri daha üst kademelerdeki insanlar bu sorunları çözebilir. Ama biz yine de işte efendim diş fırçalarken dişinizi gerçekten fırçalama eylemindeyken su suyunu orada açık bırakmayın. Hı-hı. Elektrikten fişlerinizi çekilen bu sizin kendi sağlığınız için hem elektrik mesela ışıkları açık bırakmayın. Suyu çok harcamayın. Denize falan çöp atıyorsanız o ellerinizi kırarım sizin. Evet. Tiksinirim çünkü. Denizin ortasında özellikle anneler inşallah izliyorsunuzdur bebek bezleri. Ya git onu bir çöpe at ya. Çöp denen bir şey var yani. Neyse sinirlendim. Hani çok küçük şeyler yaparak aslında bir ağaç dikmek, hani bir hayvanı beslemek çok alakasız oldu. Yani bilmiyorum, şu an bir şey söyleyemeyeceğim ya. Evet, şu an bir şey söyleyemeyeceğim. Felsefe yapamayacağım yani, anladın mı? Şunu yapın, bunu yapın. Videoda zaten her şeyi açıklamış. Evet. Dikkate alın. Ya ben hani şöyle düşünüyorum, yapılan yapıldı. Hani herkesin, yani en küçüğünden yaşlısına kadar evindeki suyu İşte çok elektrik faturası gelsin diye harcamamak değil olay. Yani ben en azından şu anda atıyorum herhangi bir kamu kuruluşu, herhangi bir binada bile ellerimi yıkarken şey düşünüyorum hani çok fazla su tüketmeyeyim işte hani. Bunu herkes en azından bu kadarını düşünse bile bence yeter. Yere çöp atmamak işte vesaire. En azından yani herkes çok küçük bir adım bile atsa milyarlar yaşıyor dünyada. 1 milyar adım atılmış olur gibi düşünüyorum ben. Şunu söylemek istiyorum. Bu gerçekten çok büyük çapta bir şeyler yapmaya gerek yok yani bunun için. Koruduğunu bilme hissiyatını yaşamak kadar güzel bir şey olamaz. Bu da çok basit şeyler. Hakikaten bir pil mesela şey atmamakla ya da ne bileyim arabanın camından bir şey atmamak bile. Bunların çok önemli olduğunu bilmek lazım. Bence çünkü en yanlış ya da en eksik olduğumuz şey. Ya zaten ben yapsam ne olur ki düşüncesi. O düşünceden kurtulup ve bu düşünceden kurtulduktan sonra tüm doğa için faydalı birisi olduğunu bilmesini insanın bir kere çok güzel bir duygu. Doğaya boş ver, bu duyguyu yaşamak çok güzel. Ben bu duyguyu yaşayın derim yani. İşte stüdyoya mesela çekime girenler buraları böyle kirletip tutuyorlar. Onlara bir şey söylemek ister misin? Ya buranın neresi doğa? Doğa sonuçta be. Doğa ben değil burası galiba beton. Sonra. Doğayı mahvetmişsiniz, katletmişsiniz, site yapmışsınız üstüne. Yani bizim bölümümüzün sonuna geldik. Evet. Teşekkür ediyorum bölümümüzü. Şenlendirdiğin için, renklendirdiğin için çok güzel konuştun. Sağ ol. Sen pembe gözlük tak hareketini yap. Tamam.